Yeni bir tamir videosu. Bildiğiniz üzere notebookların ortak sorunlarından biri de bataryaların ömürlerinin bitmesi. Notebooklar taşınabilir cihazlar olduğundan fişe takmadan herhangi bir yerde kullanmak bu cihazların en önemli özelliklerinden. Aslında bu sorunun en büyük sebebi notebookları sürekli şarjda bırakıyor olmamız. Fakat bataryaların ömürleri tamamlandığında bu cihazlar sürekli prizde bağlı olarak kalmak zorunda kalıyorlar. Yeni bir batarya satın almaya kalktığınızda ise fiyatların çok yüksek olduğunu görüyorsunuz. Ben de bu videoda bu cihazların pillerini çok daha ucuza nasıl onarabileceğinizi anlatacağım. Elimde gördüğünüz bu notebook'un bataryası arızalı. Şarja takılı olmadan açılmıyor. Şöyle açma kapama sivilcine bastığımda notebook açılmıyor. Ama bunu şarja takıp açma kapama butonuna bastığımda şöyle gördüğünüz gibi açılmaya başlıyor. Durum bahsettiğim gibi bataryası arızalı. Şimdi bataryayı söküp neler yapabileceğimize bir bakalım. Öncelikle bataryayı sökeceğim. Her bilgisayarda farklı olabilir. Şu kilidi açıyorum. Şuradan da bataryamı söküyorum. Bataryam şu şekilde, notebook'la bir işim yok. Şimdi bu bataryayı sökmem gerekiyor. İçinde muhtemelen bizim 3.7 voltluk lityum iyon piller var. Şöyle kenarlardan bastırarak sanırım çıkacak. Normalde bunlar presli olabiliyorlar. Presli olursa bunları bir maket bıçağı yardımıyla açabilirsiniz. İşte sanırım ben bunu gerek kalmadan açabileceğim. Bu arada bataryayı sökerken dikkatli olun. Kısa devre yaptırmayın. Kısa devre yaptırırsanız başınıza iş olabilir. O yüzden böyle sakin sakin, fazla zorlamadan bataryanızı çıkarmaya çalışın. Bataryanın kapağını söktükten sonra buradaki pilleri bir gözle kontrol edin. Bu piller patlamış, çatlamış olabilir. Altında herhangi bir sıvı varsa zarar görmüş olabiliyorlar. Şu an benimkilerde herhangi bir patlama sıkıntısı yok gibi. Yani doğal yollarla bozulmuş gibi görünüyor. Şurada bataryanın güç kartı var. Bu güç kartını çok ellemeyin. Arıza yapmasına sebep olmayın. Bunda benim 4 tane 3.7 voltluk pilim var. Bu pilleri yenileriyle değiştireceğim. Yenilerini satın alabileceğiniz linki aşağıya bırakmış olacağım. İlla ki oradan alacaksınız diye bir şey yok bu arada. Uygun bir yerden bulursanız onları da satın alabilirsiniz. Şu plastiklerle işim yok. Bunları kaldıracağım. Sonrasında bir pillerimi ölçmek istiyorum. Acaba pillerimden bir tanesi mi bozuk? Hepsi mi bozuk? Bunu tespit etmek istiyorum. Voltaj kademesini alıyorum. Sonra bir ölçüm yapıyorum. Şurada bu pilim normal gibi gözüküyor. Şunu da şöyle aradan ölçmeye çalışacağım. Bu da çok kötü değil. Bu bayağı bir zayıflamış. Bu da fena değil. Şimdi muhtemelen benim pillerimin hepsinin ömürleri kısalmış. O yüzden bu 4 pili de yenisiyle değiştireceğim. Şimdi havyamı çıkartacağım. Bu pilleri buradan ayıracağım. Sonra aynı şekilde bir benzer pil yapacağım. Sonra bunları lehimleyip, kartımı yerine lehimleyip kapağımı kapatacağım. Böylece sorunum çözülmüş olacak. Şimdi ben havyamı ısınmaya bırakayım. Havyam ısınsın ve şunları bir sökeyim. Şimdi bu yeşil piller bunlarla değiştirmek için uygun piller ve sağlam olduklarını biliyorum. Önce bu pilleri burada görüldüğü şekilde dizeceğim. Nasıl dizeceğim derseniz bunların artıları eksilerine, eksileri artılarına, eksileri artılarına şeklinde bu şekilde bunları lehimleyeceğim. Sonra bunları söküp bunun yerine takacağım. Şimdi şunları birleştireyim. Öncelikle şöyle ilk pili birbirine sıkıca yaklaştırayım ki kutuma sığabilsin. Sonra şu bölgeyi ısıtmak suretiyle bu iki pili birbirine lehimliyorum. Lehimleme esnasında bunları birbirine ne kadar yakın tutarsanız o kadar iyi olacaktır. Şu noktaları şöyle ısıtarak birbirine yapıştırıyorum. Başka bir esprisi yok bunun. Olabildiğince dışarı kablo çıkacak şekilde bağlamaya çalışıyorum ki çünkü buralardan kablo çıkarmam gerekebilir. Eski bataryada baktığımda bazı noktalarda karta giden kablolar gördüm. O yüzden olabildiğince bunları dışarıdan da lehim yapabileceğim şekilde lehimleyeceğim. Sonra bir diğerini şöyle. Üçüncüsü de tamam olduğuna göre dördüncüye geçebilirim. Dördüncü pilimi de tenekelerinden birbirine lehimliyorum. Son pilimi de lehimledim. Şu an bataryam hazır. Şöyle gördüğünüz gibi aynı oldu. Şimdi şunu sökeyim. Diğerini onun yerine monte edeceğim. Şurada bir tane kablo var. Bu kabloyu direkt böyle ısıtıp buradan sökebilirim kolayca. Bu tamam. Şimdi şurada bir bağlantı var. Bunu olabildiğince dibinden keseceğim ki diğerini kolayca lehimleyebileyim oraya. Şöyle dibinden doğru keseceğim. Bu da tamam. Şurada bir bağlantı daha var. Onu da şöyle dibinden doğru. Sonra diğer pil aralığım, yani şurası şurada da var. Onu da kesiyorum. Yani bütün kartı buradan ayıracağım.
Ve son olarak şurası. Şimdi bunu böyle söktüm, unutmamam lazım. Şu şekilde bunu kaldırabilirim artık. Sonra getirdim yeni yaptığım pile. Şimdi öncelikle şu kabloyu sökmüştüm. Şu kabloyu yerine eleyim diyorum. Birinci bağlantım tamam. Sonra ikinci bağlantıya geldik. İkinci bağlantım şuradaydı. Şunun ucuna biraz lehim vereceğim ki oraya direkt oturabilsin. Sonra bunu buraya kolayca lehimleyebileceğim. İkinci bağlantım da tamam. Sonra geliyorum üçüncü bağlantıya, yani şuna. Bu böyle arkada kalmış. O yüzden buraya bir tane hemen kablo ayarlıyorum. O kabloyu lehimleyeceğim oraya. Sonra şu ayarladığım kabloyu direkt şuraya lehimleyebilirim. Buraya tamamdır. Sonrasında olması gereken yere, yani şu kadar kısaltayım bunu. Şöyle kablonun da ucuna biraz lehim vereceğim. Metalin de ucuna biraz lehim vereceğim. Sonra bunları birleştireceğim. Üçüncü bağlantım da tamam. Sonra bir sonraki bağlantım, yani şurası. Oraya da bir kablo lehimleyeceğim. Onun iki de arkada kaldı çünkü. Kablomu borduma lehimliyorum. Sonra da kabloyu pilime birleştiriyorum. Son bağlantımı da yaptım. Şimdi bir kontrol yapacağım. Şu iki noktadan voltaj alabiliyor muyum diye. Şöyle ölçü aletimi yerleştirdim. Şu iki noktayı ölçtüğümde şöyle voltajı görebiliyorum. Pillerimin şarjı olmayabilir. O yüzden voltaj biraz düşük çıkıyor olabilir. Şimdi işlemim tamam. Artık bataryanın içine toplayabilirim bunları. Şu kapağın içine toplayabilirim. Şöyle. Dediğim gibi bunları toplarken, sökerken kısa devretmemeye çok dikkat edin. Bu en önemli konu. Kısa devre ederseniz burada bir yangın çıkabilir, patlama olabilir, yanabilirsiniz falan gibi durumdan söz konusu olabilir. Sökerken, takarken lütfen dikkatli olun. Bataryayı topladım. Biraz da şarj ettim açılırken sorun yaşamayalım diye. Şimdi bilgisayarıma taktım. Şimdi bilgisayarımı açacağım. Şöyle açma kapama tuşuma basıyorum. Gördüğünüz gibi pille şu anda bilgisayarım açıldı. Bu sorunu da böylece çözmüş olduk. Artık size notebook'unuzun bataryası bittiğinde kolayca tamir edebileceksiniz. Umarım video yararlı olmuştur. Bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.